Bakın, girişimcilik ruhu lazım. İkincisi, hepimiz ister bağımlı ister bağımsız olalım, stratejist olmamız gerekir. Stratejist olursak ancak müşterimizi kendimize bağlarız, kendimiz de büyürüz. Mesela ben bu strateji işine çok önem verdiğim için, hani biraz evvel konuştunuz ya, o da vermiş, vermemiş filan. Beni şikayetlendirmez. Beni vermemez. Canları sağ olsun. Ama benim gözümün önünde iki kahraman geçti. Bu odanın salonu için. Biri Mesut Topçu, birisi Ali Ekber Kan. O salonu alamıyorlar. Kendiler nasıl bela oldular, salonun parasını verirken de şimdi onlara verme diyenlerin neden verdiği de dili biliyorum. Bu yani beslersin seni kefeler. Yani bu iş böyle. Yani ne manada böyle? Bir şey gelmesin. Akıl verirsin. Sonra gelir yine yaparsın. Bu şunun işidir. Benim işim değil. Siz gerçekleri bilmeyin, görmeyin diyedir. Bakın. Siz gerçekleri görmeyin. Ben sizin adınıza Mesut'a bir adına söylediğim bu mücadeleyi veriyorum. Diyorum ki her ilde eğitmen yaratmalıyız. Samsun'un eğitmenleri olmalı. O eğitmenlere para ödeniyor. Geldiğiniz zaman otele para ödeniyor. Yol parası ödeniyor. Ödeneceğine kardeşim onlara verelim. Bizim arkadaşlarımız para kazansın. Bunları size söylemem istedim. Çünkü bunları orada söylüyorum ama işte İstanbul'da hep gönderelim. Ama eskiden burada eskiler varsa bilir, Bülent Çetin hatırlar. Biz eğitmen eğitimi yaptık. Evet. Eğittik ama yok edildik. Evet. Bakın, bu iş niye söylüyorum? Amaç talep eden insan almamak. Şimdi bugünkü Kamu Gözetim Kurumu'nun verdiği cevabı söyleyeyim size. Diyor ki 9000 tane şirket denetlenmek zorunda. Sıkı durun. Hani bazen söylüyoruz ya, bazı rafları söylemeyelim diye. Özellikle sizler şeysiniz, yani kamu oyunu oluşturan kişilersiniz. Diyor ki bu 9000 şirket Türkiye'deki milli gelirin %85'ini sağlayan şirketler. Yani hasıla. Diyor ki zaten kavramışım diyor. Bakın. Biraz evvel verdiğim uluslararası rakamlar bugünkü Kamu Gözetim Kurumu'nun verdiği rakama inanmak zorundayız. Satışlar ellerinde halinden devlet yalan söylemez ki. O zaman biz bu 9000'in içindeki kaya talip olmalıyız. 9000'in dışında kalanı değil. 9000'in dışında demek ki gelişi geç. Bu 9000'le niye ortak olmayalım? Konkordat o kaç şirket talep etmiş bugüne kadar biliyor musunuz? O kadar konuşuluyor. Bütün Türkiye'de 1054 şirket talepte bulunmuş. 356 şirketi kabul edilmiş, geri kalanları edinmemiş. Peki niye bu kadar yazılıp çiziliyor? Egemenler, finans kuruluşları bunu istiyorlar diye. Şimdi biraz da hani burada gazeteciler de var. Şu anda nakleri yayın da yapıyor. Biraz da milleti sizi doyandıracak bir şey söyleyeyim. Bu bizim Türkiye'yi Cumhurbaşkanımızı kuşatıyorlar değil mi? Ekonomiyi. Niye kuşatıyorlar biliyor musunuz? Allah razı olsun. Bizim zamanımızda gelen hükümet konseyleri gitti. Şimdiki hükümet de gönderdi o konseyleri. Ama bir iş oldu. Kimse fark etmedi. Şu anda biliyor musunuz? İngiltere'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bir liralık kaldığımız kalmadı. Sıfetiniz var mı? Bütün altınlar Türkiye'de şu an. Onların öğrettiği yöntemle bu altınlar swap yoluyla önce İngiltere'ye aktarıldı. İngiltere'de de kargo yoluyla her gün 1-1,5 ton altın geldi. 1934 yılında Merkez Bankası ilk kuruluşunda 16 NG 61 16 NG
ne? 61. Burada varsa gitsin. 61 yok işte. 61'i bilirim. Peki. Şimdi bakın altınların tamamının geldiğini biliyor musunuz? Televizyonlar diyorlar, altınlar oldu, bunun işini yapıyorlar filan. Neden ambargoları, ambargoları kaldırdı Amerika? El koyacak bir şey yok. Hani İran uyguladığı gibi kalmamış. Çok iyi canım. Kötü demiyoruz ki. Ben hele ben çok mutluyum. İkinci şey dayansa, masum Türkiye'nin 2002'deki fikirlerini uyguluyorlar ya. Allah'a şükür diyorum 16 sene sonra birileri tamamladı o projeyi. İkinci yeni iş, faiz neden düşüyor şu aralar? İş muhasebeci işte, iş adamlarını anlatacaksınız. Bir kere borçlandığınız para, ödediğiniz paradan azsa faiz temininden düşer. Ben 73'den aldım faizi, bakanlığı bıraktım, büyük 50.5. Niye? 100 milyon borç ödeyeceksem 90 milyon borçlanıyorum. 10 milyon elini yakacağı için bankalar fiyatı düşürüyor. Bakın. Bunu da şimdi uyguladılar. Hani bazı şeyler atıyorlar ya, yani bizi başka şeye yönlendiriyorlar. Biz bakanlığı damat diye eleştiriyorlar ama onun da olumlu tarafına baktırmıyorlar. Bunları yaparken kimse gidip onu eve akşam şikayet edemiyor ki. Evde o var. Başkası yok. Bak unutmayın. Bunu diğer bakanlarda biliyor ama uygulamıyor. Uygulayamıyor. Bunlar bizi nerede ilgilendiriyor? Şimdi altın, dolar biraz daha etkilenebilir. Biz muhasebeciyiz ya. Hemen okumamız lazım müşterimize. Bilançolar kötü gözükmesin. Altınları kim yükseltti bildiriyor mu? Bankalar. Bankalar şimdi birbirleri 1.2 milyon arıyorlar. İniyor. Ama bakın nasıl kazık dediğimizi işte iş hayatıyla ilgili anlatayım size. 7.200 lirayken dolar getirdim ben. 1 milyon dolar. Şimdi dolar kaç liradır? 5.200. Şimdi ben 5.200'den dolar almaya kalksam 1 milyon dolarıma 7.200'den 5.200 yeter değil mi? Geri kalan 2 milyon Türkiye'de benim kendim olarak sırf arbitrajcı tarafından kullanırım. Türkiye böyle soruluyor. Eğer akıllı muhasebeci yoksa öyle soruluyor. Onun için hep söylüyorum ben. Hükümette bir tane muhasebeci şart. Nasıl bulursa bulsun. Ha ağzı yanmış bir tane olmuş bugüne kadar ben. Bana bakmasınlar canım kendine yakın bulsun. Kim bulursa bulsun, hangi hükümet bulursa bulsun. Ama muhasebecilikten yetişme muhasebeci. Böyle devletten filan değil. Çünkü bunu okursunuz. Şimdi bu niye lazım? Müşterinizin ya nasıl altın dolar düşüyor diye borçlanmak isterse dur borçlanma. Her an kurlar. Çünkü neden sorular? Bilançolar tamamlanır, düzeltilir. Kimin bilançosunu düzeltiyoruz şimdi? Dolarla borçlanan kim borçlanmış? Finansal kurumlar. Yani bankalar. Şimdi dediler arkadaşlar işte her girişimci ve her stratejist iyi bir muhasebecidir. Demek ki bizim muhasebeciliğimizin en önemli unsurlarından biz zaten böyle olmasa kaçamazdık ki. Emre Bey'e çarptılar, kafa tuttu. Niye? Girişimci olmuştu kafası. Yoksa kafa tutamazdı. Tutabilir miydi? Tutamazdı. Siz de böyle kafa tutuyorsunuz. Denetim yapılırken bile ne diyorsun müşteriye? Hallederiz diyoruz. Neden? Söyleyeyim. İlk kurulan İktisadi Ticari İmler Akademisi'nin amacı iş adamı yetiştirmektir. Girişimci yetiştirmektir. Veya girişimci olamıyorsa girişimciye yardımcı olmaktır. Yani şimdiki adıyla CEO dediğimiz genel müdür. Tabii genel müdür olabilmek için ilki oluyor. Sonra gelenlere yer lazım. O zaman biri pazarlamacı oluyor. Biri muhasebeci oluyor ama hedef tepede. Muhasebe mesleğinde kalan ise iki tane hedefi vardır. Her muhasebecinin. Bir, yönetim danışmanı olmalıdır. İki, eğitici olmalıdır. Eğitmen olmalıdır. Koç olmalıdır. O nedenle tüm muhasebecilere, benim çevremde olanlara ben doktora yaptırıyorum, yüksek lisans yaptırıyorum. Çünkü belli bir yaşa geldiğiniz anda siz bunları yapacaksınız. Şimdi değerli arkadaşlar,
bizim mesleği yönlendiren ama çok fazla size açıklamayacağım, vakit olmadığı için katılmak istemiyorum. Bu araştırma dışında ikinci bir rapor. Bu rapor finansal yönetim raporu, dünya için hazırlanan, geçenlerde gazetelerde de var. 16 eski bakana, eski ileri gelen bizden Ali Babacan'ın imzasını almışlar. Ama esas bu raporu hazırlayan Dünya Bankası'nda bir Hintli uzman ve yardımcısı. Bu rapor yeni dünya düzeninin finansal açıdan nasıl olacağını söylüyor. Bu rapordaki tüm bilgiler aynı zamanda bizim muhasebe mesleğimizin geleceğini anlatıyor. Talep edileni anlatıyor. Şimdi hani bu dijitalleşme çıktı öldük filan diyorlar ya. Ben size söyleyeyim. IBM'in merkez binasında. Bu dijitalleşmenin, yapay zekanın son halinin toplantısına saat 10.30'da başladı. 5'e kadar almış bir kişi. Hatta yanımda o zaman bugün TESMER'in müdürü olan Ercan Beyazıt'ta var. Böyle korkmayın. Bizim oturup mühendis olmamıza gerek yok. Biz dijitalleşmeyi nasıl kullanacağımızı bilmek zorundayız. Bir kere böyle korkutmasın sizi. Mesela siz Facebook kullanıyorsunuz değil mi? WhatsApp kullanıyorsunuz. Cep telefonu, akıllı telefon kullanıyorsunuz. Bunların nasıl algoritmalar yapıldığını bilmiyorsunuz ki bilmek zorunda değilsiniz. Sizin işiniz değil. Ama onları kullanıyorsunuz. Dijitalleşme de öyle. Yapay zekayı nasıl kullanacağını bilirsen sen de yapay zeka uzmanı olmak zorunda değilsin ki. Ama birileri çıkıyor. İşte bizim Metin Başkanlığı yazıyor. Arkadaşlar muhasebe bitti. Ya böyle şey olur mu? Muhasebenin yeni fonksiyonları var. Ama bu fonksiyonlara gitmeden evvel yine 2017 yılı sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin bizim çapta olan, yani bizim gibi büyük olmayan şirketlerde yaptıkları araştırmayı söyleyeyim size. İşte kurumsallaşma değil ki bir söyleyeceğim şeyi söylüyor. Eğer tek başına çalışıyorsanız birinci sorunumuz, yani bu Türkiye için değil ama Amerika, Türkiye'de de aynı şeyi yaşıyor. Şimdi söyleyeceğim Amerika ile Türkiye'yi karşılaştırın. Değişikliklere ayak uydurmak ve vergi karmaşaklığı takip etmek birinci sorun. Çünkü tek adası sürekli vergi kanunları değişiyor. Hangisiydi? Buydu. Takip etmek birinci sorun. İkinci sorun,